Ukrayna Kherson'dan merkezinden tekrardan merhaba arkadaşlar. Burası gördüğünüz en azından şehir merkezini biraz tanıtayım. Etrafta kar var çünkü iki gün önce bayağı güzel bir kar yağdı. Bugün de en azından şöyle bir görüntüler yapayım. Şuraya bir çekim yapalım. Burası ne meydanı? Buranın ismi ne? Süt. Süt mü? Burada süt falanmış galiba. Yukarıda inek resmi de var zaten. Cam asmış. Çocuklar için evet. Slava Ukraini. Ukrayna. Burada en azından şöyle bir çekim yapayım. Evet, bu gördüğünüz Noel hazırlıkları bitti. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi Noel hazırlıkları. Noel baba, şurada angel'lar var, melekler. Güzel işte renk geyikleri, çok güzel şekiller, şemalar ve burada 2021 yazısı görmek mümkün. Etraf kar olduğu için inanın bazen düşüyor biliyoruz çünkü yerler buzlu. Ama yavaş yavaş güneş bugün biraz kendini gösterdi. Evet, bu da trolleybüs. Eski İzmir'de bunlardan çok vardı. Gerçekten burada da nostalji yaşamak mümkün. Bir bakıma. Burası ne? Akademi burası. Akademi. Burası akademi. Evet. Kherson'da. Evet, gördüğünüz gibi bir yapıyorum. Burada da heykel de var. Güzel bir poz varmış. Şöyle ağaçlar. Sizlere en azından şu tramvayı göstereyim. Bir de maşrutkalar var. Hani burada genelde ulaşım bu sayede oluyor. Bir de bu trolleybüs var ama onlar da belli bir yerleri gidiyor. Yani her yere gitmiyorlar. Çünkü elektriği olan hatlarda yolculuk yapıyor. Maşrutkalar da küçük dolmuşlar halinde. Genel halk bu sayede ulaşım yapıyor. Ulaşım şehir içinde maşrutkalarla 6 grivna. Bu şehir içinde ama Kherson merkezde gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz maşrutka. Bakın. Hani pazar arabası gibi ama işte insanlar onunla yolculuk yapıyor. 6 grivna bir kişi. Yani şu andaki döviz kuruna göre gittiğim zaman 1 TL 3.74 grivna falan yapıyor. Yani 2 liraya yakın. 1.85-1.90 TL yapıyor. Yani ucuz yani. Şehir içinde ulaşım ucuz. Bu az önce gösterdiğim elektrikli trolleybüsler, onlar 2.5 grivna. Yani onlar baya ucuz yani. Onlar da yaklaşık 85-90 TL yapıyor. 85-90 değil derken hani 85-90 kuruş yapıyor. Şu gördüğünüz sarı renkli maşrutkalar. Buranın yerel ulaşım araçları bunlar. Tabii Kherson'da bunlar var ama Kiev'de daha farklı. Kiev biraz daha gelişmiş bir yer olduğu için burada en azından böyle bir şey gösterebiliriz. Burada banka, en azından bankamatikler de burada. Bank Aval. Gördüğünüz gibi şu anda gelen araçlar sarı renkler. İşte şunlar numaralar var zaten gideceğiniz yerlere göre. Ama ucuz. En azından bunu belirteyim. 6 grivna şu anda. Bir 2021 parasına göre 6 grivna. Aldıkça iyi yani. Yolda giriyorsunuz. Halk gerçekten güzel. Temiz bir hava var bugün. Dün çok soğuktu. Aşırı derece soğuktu. İnanın telefonu çıkarmak bile zorluk ama bugün güzel en azından. Bunu belirteyim. Burada da benim daha evvel geldiğim, burada yakınlarında bir ev tuttuğum yer vardı işte. Şu anda o tarafa doğru geldik. Meydanda. Bir de en azından şu meydanı gösterme şeyi. Burada kafeler var. Ama 8 Ocak ve 24 Ocak arası kapalı. Karantina olduğu için. Postane. Burası postane. Şu gördüğünüz yer postane. Postane açık ama. Sadece ihtiyaç olan yerler açık. Yani insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği şeyler açık. Optima Otel var. Burası Optima Otel. Burası gördüğünüz gibi güzel bir otel. Altında market var. Market burada
Çok var. En azından bunu belirteyim. Şurada alt geçit mevcut. Şurası benim dediğim yer. İşte benim zaten buraya çok sık geliyorduk akşamları. Tabii şimdi ben eşimin evinde kaldığım için buraya artık bu şekilde gelebildik. Ama güzel, burası hükümet binası. En azından şurayı da göstereyim. Şurada alt geçit. Şurada çok güzel de bir ağaç yapmışlar. Noel ağacı. En azından bunu da göstereyim. Şu an tramvayları da görüyorsunuz. Tabii aynı zamanda karda da yürüyoruz. Güzel bir, ama çok temiz bir havası var. Şu anda gerçekten iyi. En azından soğuk değil. Veya ben alıştım soğuğa. Şu an eksi 2 var mı? En azından şu anda eksi 2 var. Şu anda şu şekilde göstereyim. Biraz daha büyütebilirsek. Böyle. Burası hükümet binası. Kirson'da hükümet binası. Zaten bankalar var. Karşı tarafta gördüğünüz gibi bankalar, restoranlar. Şurada da az ileride bir market var. Çok market iyi. En azından alışveriş yapacaksanız bu tip marketlerde yaparsanız bence daha hesaplı olur. Çünkü öteki yerlerde biraz farklı fiyatlar uygulanabiliyor. Her yerde aynı fiyatlar yok. En azından bunu belirteyim. Şu karşıda gördüğünüz büyük bir yazı var işte. Orada market var. Herhalde ben orada bayağı sık sık alışveriş yaptığım bir yer. Burası... Burası da bir müze. Hemen karşısında. Gördüğünüz gibi. En azından güzel. Şu sütunları gerçekten görmek güzel. Yani. Dekor olarak çok güzel. Şahane. Hı? Burada kafeler var. Açık seyyar kafeler. Burada rahatlıkla bir şeyler içebilirsiniz. Zaten bunlar sık sık karşınıza çıkıyor. Şu an güzel bir geniş bir alandayız. Burası zaten restoran kafelere doğru giden yerler var. Burada marketler var, bankalar çok. Hükümet binası. Türk restoranları da var ama Türk restoranlar pek ucuz oldu. Onu bilin. En azından bunu anlatmama gerek yok herhalde. Şu an hükümet binasının önündeyiz. En azından bunu rahatlıkla bakabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi. Güzel bir hava. Kar var ama şu anda kar yağmıyor zaten. Ama çok güzel bir temiz bir hava olduğunu da belirtmekte fayda var. Evet, gördüğünüz gibi bu biraz büyük bir araç. Bu da dolmuş. Buranın otobüsleri işte, halk otobüsleri gibi bir şey. Gördüğünüz gibi üstte taksi numaraları var. Bu taksileri de çağırabilirsiniz hesaplı. Şöyle göstereyim. En azından bir de ben kendimi göstereyim. Burası Ersan'ın merkez yeri, hükümet binası. Az önce dediğim gibi gerçekten burada nereden geldiyseniz buraya uğrayın. Burada market de var. Evler de var. Tutabileceğiniz evler de var. Hepsini burada mevcut tutabilirsiniz. Ama ben sizden de akşam gerçekten gezildiğim olan yerlerden bir. Burada kafeler açık ama karantina nedeniyle şu anda hiçbirisi açık değil. Çünkü paket servisi, Türkiye'deki uygulama paket servisi burada da aynı şekilde uygulanıyor. Ancak telefonla alo diyorsunuz, işte pizzanız, hamburgeriniz, neyiniz istiyorsanız bu paket sistemi burada da geçerli. Ama 24 Ocak'ta sona erecek, onu da belirteyim. Çünkü 2 haftalık bir karantina aldılar. Yılbaşını en azından eğlence yerlerini kapatmak istemediler. Çünkü böyle bir gelirden mahrum kalmamak için. Böyle yeri açtılar ama 24'den sonra açık. Şu anda ulaşım var ama aşırı kar, buzlanma olduğu zaman biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü şu an Ocak ayında gerçekten bir ay sonra daha aşırı soğuk havalara da sonuç olabilir. Yani ulaşım biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü ulaşım yönlendiriyor. Yani en azından Kiev'den buraya gelmek isteyenler için söyleyeyim. Araba bulamayabilirsiniz veya aktarmalı araç bulabilirsiniz.
Bu da çok sıkıntılı, bir de ekstra para alıyorlar, onu da belirteyim. Her şeye rağmen güzel buralar. Buralar çok oldukça güzel. En azından bunu belirteyim arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar işte kış vakti, bu Ocak, Şubat aylarında gelip hani şehirden şehire tur atmak istiyor. Eğer şey bulamıyorsanız, otobüs falan bulamıyorsanız, riske girmek istemiyorsanız en azından trenleri de tercih edebilirsiniz. Trenler biraz yavaş ama en azından güvenilir. Burada tren ray sistemi oldukça gelişmiş. En azından bunu belirteyim. Ben Temmuz ayındayken bir trene bindim Odessa'dan bu Herson'a gelmek için. İnanın yani kahroldum çünkü sıcak havadaydı. 8 saat sürdü. O yüzden biraz trenlere ben ters bakıyorum. Ama hızlı trenler de varmış. Daha çabuk gelen trenler varmış Kiev'den. Çünkü otobüs Kiev'den buraya 9.5 saatte falan geliyor. Ama tabii ben 9.5-10 saat bazen bulabiliyor. Çünkü yerler havanın durumuna, şartlara göre değişebiliyor. Ama en azından şuradaki güzelliğe göre bilsin. Şu ağaçların kar. Yani İzmir'de biz bunlara gerçekten hasret kaldık. En azından böyle bir yeri göstereyim. Şu anda sigara